Merhaba Capscrew, ben Kaptan Flygon ve Pokemon Ultrasound Ultramon'un yeni bölümünde tekrardan karşınızdayım. Bu bölüm için 25 beğeniyi geçebiliyor muyuz bakalım. O beğeni butonuna desteğinizi göstermeyi unutmayın. En son 10 Carat Hill'a gelmiştik. Burada yakalamak istediğimiz bir Sableye var. Ve Tauros'la bu kayaları kırıp o Sableye... Yakalayalım ve burada garip Pokemon'lar olabilir. Yakalamak isteyebileceğimiz Sableye dışında da. Senden bahsetmiyordum Zubat. Senden bahsetmiyordum. Keşke Repel alsaydım gelmeden önce. Keşke Repel alsaydım gelmeden önce buraya. Yalnız Tauros'un her yere girip çıkamaması iyi olmuş. Yani en azından bir gerçeklik katıyor oyuna. Veya belki de ben oraya girip çıkabiliyor. Ben sadece çok yeteneksiz olduğum için giremedim şu an. Bir Carving. Clear Body'si var önünde. Sturdy'si olsa belki yakalardım. Sturdy'si olsa belki yakalardım. Carving güzel bir Pokemon. Düşük bütçeli Klefki gibi bir şey. Erken atladım değil mi? Evet, erken atladım. Erken atlayacağım. Çok belliydi erken atladım ya. Bir Roggenrola. Evet, kaya türü Pokemon'ları var genelde burada. Bir de Zubat'lar. Bir de Sableye var. Sableye'de şey, Carving manyağı olduğu için olması normal. Hadi çok yakındım anlaya. Psyduck. Psy. Evet, şu ana kadar bir Sableye çıkmadı karşımıza. Büyük ihtimalle nadir bulunan bir Pokemon. Ultra Ball. Ultra Ball iyi oldu, Ultra Ball bulmamız. Burada bir çıkış var. Ve bizi Farthest Hollow adı verilen bir yere götürdü. Hearthstone. Hard değil, hard. Evet, ilginç. İlginç bir yer. Nugget. Burn Hill. Burada sanki bir şey olması lazım gibi. Sableye burada çıkar mı sanmıyorum. Büyük ihtimalle mağaranın içinde olması lazım Sableye'in. Bir Spinda var burada, wow. Spinda. PT, Prince Terrain. Terabithia Köprüsü'nden geliyor isim. Terabithia Köprüsü... Şu ana kadar izlediğim en iyi Disney filmi. Ama live action olan, yani gerçek aktörlerin oynadığı. Animasyon dersek de büyük ihtimalle şey derim. Define gezegeni. Define gezegeni kadar harika bir, o kadar güzel, farklı bir animasyondu ki. Yani gerçi Aslan Kral da güzeldi. Aslan Kral zaten güzeldi ama Define gezegenini insanlar değil, eleştirmenler kötü eleştirdi. Define gezegeni ikincisi de çıkabilirdi. Bence Disney'in en underrated filmidir Define gezegeni. Bu arada Machop'u yakalayacağım. Intimidate, Burn aldık. Guts. Guts olabilir. Düşünsenize Guts olduğunu. Guts, Machop. Low Sweep bakalım Guts mı? Machop'ta Guts var mı? It's a crit. Machamp'ta var. Normal Poketop'umuz var değil mi? Evet. Bir tane Poketop'umuz var. Atalım onu da. Machamp'ta var. Critical Catch oldu diye duydum. O an ekrana bakmıyordum.
Ve son anda çıkıyor. Oo, Low Sleep öldürebilir. Giderek hızımı da düşürüyor. Tam Great Ball atmak zorundayız bu maçtan, değil mi? 11 tane Great Ball'um var. Yakaladın mı? Yakaladın mı? Evet. Maç opu yakaladık. Şimdi maç ampı güzel bir isim. Evet, buldum. Buldum. Güzel bir isim buldum verebileceğimiz. Küçük kişi. Little guy. Hayır, partiye eklemeyeceğim. Partiye eklemeyeceğim. Çağ var partide. Kutuya yolla. Kutuya yolla. Little guy kutuya yolla. TM23 Smackdown. Burada başka bir şey yok. Çıkarken bir Pokemon daha bulacak bizi. Sableye değil mi? Sableye içeride. Kesinlikle içeride Sableye. Repel. Cidden repel. Cidden repel. Bari değişik şeyler çıksa. Peki aynı iki Pokemon çıkıyor şu an. Flyum Z'yi bulmak istiyorum. Flyum Z'yi bulup Türkiye Draft Ligi maçlarında kullanmak istiyorum artık o itemi. Özellikle playoff'lara çıkarsam zaten Mega Pokemon'u kullanamıyorum. En azından şeyi kullanmam lazım. Taşımı. Z taşımı kullanmam lazım en azından. Çünkü Z taşı hani her ne kadar Z hareketlerini fazla bilmesem de maçı değiştirebilecek bir şey gibi duruyor. İnsanlar kullanıyor, ben niye kullanamıyorum? Birazcık şeye benzedi ya. Benim neden psikolojim yok muhabbetine benzedi biraz. Mega taşını çok geç veriyor oyunda ya. Buraya girdik mi? Mega'yı da şeyden dolayı kullanamıyorum. Oyunda sorun çıkabilir diye. Hani Mega taşını falan alırım da. Oyunun içinde oyunu bozmak istemiyorum. Omega Ruby'm bozuldu. Ve bozmak istemiyorum da oyunlarımı daha. Çünkü pahalı. Hadi. Ki aslında Ultra Moon'un kartuş değil. Ultra Moon da belki deneyebilir bir şeyler ama yok yok. Kartuş olmaması bir bakımdan da daha kötü. Keşke bunu bazen şey düşünüyorum. Keşke normal oynamak yerine şey falan yapsaydık yine. Nuzlocke yapsaydık en azından. Çünkü Nuzlocke'lar daha kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Daha heyecanlı oluyor. Her kadar Gondorlock gibi kalp krizi de geçirebiliyor olsak bazı bölümlerde Nuzlocke'lar daha heyecanlı oluyor ve bilmiyorum, Nuzlocke yapabilirdik ya. Son zamanlarda canım Caps Lock yapmak istiyor bayağı. Fire Red'in falan Caps Lock'unu yapmak istiyor. Belki bu seri bitince olabilir. Ya belki canlı yayın yapabiliriz. Canlı yayında yapmak istiyorum ama şey Pokemon oyunu oynamak değil de şey yapmak istiyorum canlı yayında. Showdown. Showdown yap. Bayağı da Showdown oynamıyorum çünkü. Ve son zamanlarda bir kaşıntım var Showdown oynamaya.
kristali Flanyum Z güzel bulduk. Bulduk, bulduk. Oh. Parıldayan Flanyum Z. Artık tamamen senin. Sana dansımı gösterirken beni izle. Supersonic Sky Strike gökyüzünden gelen yok edici bir darbedir. Onu iyi kullan. Bu kadar mı? Kim olduğunu bile söylemeyecek misin? Peki. Peki. Tamam. Hala bir şey bulmak zorundayız. Save Life. Evet, Taros buradan gidemiyor bunu. Az önce öğrenmiştik zaten. Hala bir Sableye bulmak zorundayım ten karartma arasında. Ama bana sadece Psyduck geliyor. Belki daha yüksek seviyeli bir Pokemon buluruz koyarsam. Çünkü öyle bir hikaye var değil mi? Öyle bir olay var. Oyunlarda durmadan herkesin bana söylediği yüksek seviyeli Pokemon'u öne koy olayı var. Benim de asla dinlemediğim. Hadi bunu yapalım. Hani bir şey oluyordu. Yüksek seviyeli Pokemon'u öne koyunca bir şey oluyordu. Arthur'u koyalım bakalım öyle ne olacak. Evet, Taros'u daha uzakta kullanmamız lazım. Kayaların dibindeyken giremiyoruz. Hadi Sableye. Bir Mewile. Wow, Mewile. Ama Mega yok. Mega oyunun... Mega Taşı oyunun sonunda açılmasın. Mega Marowile kullanmak isterdim. Marowile, Mewile. Hadi. Lütfen. Bir Sableye ver. Buraya o kadar geldim. Bir Sableye ver. Oyun. Bana bir Sableye ver. Lütfen. Biliyor musunuz? Sableye ben kendi başıma yakalarım. Sableye ben kendi başıma yakalarım. Sizi bu eziyete şey yapmayacağım, ortak etmeyeceğim. Sableye ben kendi başıma yakalarım. Veya yakalım hani başka bir şekilde yakalarım ben Sableye. Veya yok yok. Şey hileyle almayacağım. Yakalarım. Ve sizi o yüzden bu eziyetten kurtaracağım. Şehre gidip şey yapacağız. O bayrağa gideceğiz artık. 1,5 bölümdür neredeyse hikaye adına hiç gelişmiyoruz. Bu bölüm geliştirelim. Bu bölüm hikayeyi birazcık ilerletelim. Saçımı kesmem lazım. Saçımı çok uzadı. Ama gitmeye üşeniyorum. Çok trafik oluyor. Belki yarın giderim ama cumartesi çok trafik var. Cumartesi İstanbul'da dışarı çıkan insanları anlamıyorum ya. Hani çok cesur insanlar bence. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve cumartesi trafiğe çıkabiliyorsanız çok cesur insanlar. Cumartesi kendimi eve kapatmak istiyorum. Inkey. Inkey yakalayabilir miyiz? Inkey yakalayabiliriz aslında. Inkey hoş bir Pokemon. Ama herhangi bir saldırım Inkey'i öldürecek. Herhangi bir saldırım öldürecek. Hadi seninle gitmem Selena'nın. Level'ı çok düşük. Ha, Inkey'i yakalayalım. Inkey'i yakalayalım. Onu hemen pazarlara dışarı çıkıyorum daha çok. Çünkü cumartesi cidden hani. Glare yapalım. Aslında bir Great Ball yakalasam hani canını hiç düşürmeye gerek yok gibi hissediyorum. Bir Great Ball'a yakalanır gibi hissediyorum. Paralyzed olduktan sonra seviyesi de 5. Bir Great Ball'u atalım. Bakalım yakalayacak mı? Bakalım yakalayacak mı? Paralyzed oldu. Yakalama oranım arttı ondan. Statüsü varken Pokemon'lar daha kolay yakalanıyor. Eğer bilmiyorsanız artık öğrendiniz. Güzel. Captain Flygon'la her gün yeni bir bilgi. Hallelujah. Inkey'i yakaladık. Güzel. Inkey'in evrimleşmesi çok ilginç. 3DS'i ters çevirmemiz gerekiyor falan. Güzel aslında. Böyle şeyler hoş oluyor ya. Hani değişik şeyler. Inkey'e ters düz adını vereceğim. Hayır bir dakika. Onu yapmayacağım. Inkey Malamar oluyor. Come on, come on.
Kalamar. Kalamar koyasım geldi çok. İsim gelmiyor fazla aklıma. Flip. Flip. Flip de bir şey koyabiliriz. Flip click. Flip dip. Flip. Flip. Belki. Başka ne olabilir? Flip. Flip. Flip flip. Flip. Flip güzel. Flip kalsın. Hadi bakalım. Değişik bir isim. Ables'i ne? Ables çok iyi aslında. Suction Cups. Bu muydu? Şeyin Ables'i çok iyi. Malamar'ın Ables'i çok iyi. Ama galiba bu değil. Hani bu inkey o Malamar'a dönüşmeyecek galiba. Ama yanılıyor da olabilirim. Serebiden bakmak lazım. Bu arada bu bölümde günün sorusunu aldığımız kişi Burak Erdoğan. Soruyorum hashtag ile siz de sorularınızı videoda cevaplanması için yazabilirsiniz. Burak Erdoğan en sevdiğim 3 Pokemon'u sormuş bana. Bu sorunun benzeri yorum kısmında sizinle olacak. Benim yorumumda sabitlenmiş yorum olur. Siz de oradan kendi en sevdiğiniz 3 Pokemon'u yazabilirsiniz. Benim en sevdiğim 3 Pokemon. Şimdi aklımda 4-5 Pokemon var hatta ve büyük ihtimalle ona hangi üçünü söylesem diğerine haksızlık olacak ama üçünü söylemek zorundayım. Bir numara. Kyrie. Milotic'imiz. İki numara. Wargreymon diyeceğim. İki numara Flash. Flash çok sevdiğim Pokemon. Flash, Jolteon. Üç numarada... Bu arada bu tür şey takım bu. Şeyde kullandığımız takım. Nede kullandığımız takım ya? TDL'de. Türkiye Draft Ligi'nde kullandığımız takım. Honka'da karşı. Evet, ikisini birbiriyle değiştirdim ya. Tamam. Öyle. Böyle. 3 numarada Wargreymon'la Safir arasındayım ya. Flygon'umla Charizard arasındayım. Charizard ilk starterım. Charizard seçeceğim. Gerçi Flygon ikinci falan da olabilirdi hani. Bilmiyorum. Bir dakika, ben niye girmiştim? Repel falan almak için girmiştim. Ama şeyden de alabiliriz onu. Kasabadan, şehir, büyük şehirden de alabiliriz. Hani cidden bir ilk 5 var kafamda ama birbirine çok yakın Pokemon'lar hani. Hepsi sıralama yapmam çok zor o yüzden. Şey falan da var daha. Clara falan da var. Gastrodon'umuz Clara. Azelf'i de çok seviyorum. Azura. Yalnız ben sevdiğim Pokemon'ları kullanıyorum draftlıklarında. Hayır, bir de bilgisayara girmeyecek miyim? Yanlış gördüm. Tamam. Oo, daha fazla item satın alabilirim demek. Limanın testini tamamlamam güzel. Bunları satabiliyor muyum? Buradan satmak istediğim bir şey yok. Silver Powder, X-Speed, Speed'ler falan kaldı. Bunları bir şekilde sıralayabiliyorduk ha. By name miydi? By name, evet. Tamam, şimdi. Heal Ball, Nest Ball, bir dakika. Hayır, by name değildi. Ben ne yapıyordum? By type yapıyordum. Nugget, iki tane nugget'ımız var. Bu iyi bir para demek. 10.000 Poké Doları. Hadi ama 10.000 Poké Doları çok fazla bir para. Topları geç. Bunları geç. Geç. Evet, fazla satacak bir şeyimiz de yok aslında. Alacak fazla şeyimiz var ama. Poké topumuz hiç yok mesela. 10 tane olsun. Great Ball'umuz 10 tane var. Potion'ımız 5 tane yeter. Süper Potion'dan bir tane daha alalım. 10 olsun. Antidote 5. Güzel. Yanlışlıkla çıktım. Paralyze Heal 5. Awakening 5. Burn Heal'dan bir tane daha alabiliriz. Ice Heal 5. Escape Loop'tan alalım. 3 tane alalım. 5 tane Escape Loop yeter. Repel.
Overkill yapmayacağım. 30 tane alacağım. 30 tane yapacağım. 30 tane alacağım. 30 tane yeter. Şimdi sen ne satıyorsun? X'leri satıyorsun değil mi sen? Geç. X'ler hani fazla kullandığım şeyler değil, o yüzden almıyorum. Ama satmaya da gerek yok. Satmaya da gerek yok. İki tane prize money verdi Rotom bize. Dexter. Dexter bunca şey bana veriyorsa ama hiç şimdiye kadar kullanmadım. Ne yaptıklarını da fazla bilmiyorum. Oo, fotoğraf çekeceğiz. Alola Foto Kulübü. Evet. Bunu yapacağımızı tamamen unutmuşum. Oh, merhaba Eğitmen. Z güç yüzüğün var gibi. Bilekliğin var gibi. Burada Alola Foto Kulübü'nde en sevdiğin Pokemon'la beraber fotoğraf çekilirsin. Denemen lazım. Sana her şeyi hazırlayalım. Böyle çekilelim. Hayır, böyle çekilelim, böyle çekilelim. Evet, Pokemon da Arthur olsun. Arthur ilk starter Pokemon'umuz. Bir dakika, şimdi bunlar ne yapıyor? Tamam, sen öyle yap. Ne yapıyor ki? Tamam, bu zoom'unu ayarlıyor şu an. Tamam, bu güzel oldu. İyi ki güzel. Evet, SD'ye kaydediyor. Gerek var mı cidden ya? Hadi continue değil. Çık yeter, tamam. Var yeter. Çıkabiliriz. Ve bize bir albüm verdi. Fotoğraf albümü verdi. Evet, sticker, şimdi sticker yapıştıracağız albüme. Var mı ki sticker'ımız? Evet, bir sürü sticker'ımız var. Böyle bir şey olabilir. Birthday at. Trial complete koyabiliriz. Keşke boyutlarını ayarlayabiliyor olsa. Evet, bu güzel. Tamam. Değişik bir şey oldu. Pokemon'larımızın region'larını söylüyor bu kadın.
Nasıl yok ya? Ha. Şey söylemiyor. Ben şey de düşünmüştüm. Oo. Yemyeşil ekran. Burada bir film çekebilirsin. Bir Star Wars filmi çekebilirsin burada. Burada kıyafet mi değiştiriyoruz? Şey söyleyeceğini düşünmüştüm. Mesela Noivern normalde Kalos Pokemon'u ya. Ama Trade'den başka bir bölgeden alırsak söylüyormuş. Oo, Ho evrimleştirmiş en sonunda Litten'ı. Sen ve Brune çok güzel fotoğraf çekildiniz fotoğraf kulübünde, öyle değil mi? Şimdi bizim için sıra bizde. Akala adasına gitmemiz lazım. Sen fotoğraf çekilmiyor musun? Pozlara falan başladığımda kendimi durduramıyorum. Toraket'in harika görünmesi için yıllar harcarım büyük ihtimalle. O yüzden çekilmesem daha iyi şimdilik. Hem sen sıkılırsın, gidersin falan. Düşünüyorum da bir sonraki testimiz acaba nasıl olacak? İyi zamanlama, Captain. How? Yaşlı kızı yelken almaya hazırladık. Oh, evet. Üzgünüm profesör. Sanırım Akal Adası'na Mentine'e gitsem daha iyi olur. Ve Captain'ın Mentine'ı Surfleet'e kullanabilip kullanamayacağını da görmek istiyorum. Ama bot? Mentine? Evet. Route 2'deki Büyük Dalga Limanı'ndaki Mentine. Onları gördün değil mi? Aha evet. Tamam, o sana kalmış. Sonuçta ada meydan okuması Pokemon'la beraber yolculukla alakalı bir şey. Evet. Akıl Adası'nda görüşürüz profesör. Captain, eğer benimle beraber gelmek istiyorsan Route 2'deki Büyük Dalga şeyinde, limanında, beach'te sahilde seni bekliyorum. Bekliyorum. Senden bir şey istemek istiyordum Captain, eğer uygunsa. Tamam. Görüyorsun Nebi birazcık, onun gerçek evi buradan çok uzaklarda ve ona yardım etmek istiyorum. Sana söylediğim gibi daha önce de Nebi benim başım belalıyken hayatımı kurtardı. Şimdi ben onu kurtarmak istiyorum. Ama kendi başıma yapacağım fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir Pokemon eğitmeni değilim. Eğer senin gerçek bir eğitmen bana yardım ediyor olsaydı Captain, o zaman belki. Ama böyle bir şeyi hani henüz yeni tanıştığım birine sormam lazım, öyle değil mi? Sonuçta bu benim sadece kendi dileğim ve seninle hiçbir alakası yok. Tabii ki de yardım edeceğiz, hadi ama. Bu kadar kibar birini nasıl kırabiliriz? Oh, teşekkürler. Sen olmasan ne yapardın? O zaman sanırım... Akal Adası'nda görüşeceğiz değil mi? Serena bana çok kızacak. Serena bana çok kızacak. Bu bölümü Akal Adası'na gitmeden burada bitireceğiz mi? Hayır hayır, bir şey görmek istiyorum, bir dakika. Oo, burada bir polis merkezi var. Görmek istediğim bir şey var. Yeni kıyafetler gelmiş mi? Yeni kıyafetler gelmiş mi mağazaya? Bir dakika, burası şey, kıyafet aldığımız yer burasıydı. Yanlış yere geldim. Whoops. Burasıydı. Düz tişörtlerimiz var. Polo şörtlerimiz var. Bayağı şey gelmiş. Birazcık stil değişikliğine gidebiliriz. Yeni bir adaya gidiyoruz, Akala Adası'na. Gerçi Akala Adası'nda mı birazcık stil değişikliğine gitsek? Hmm.
Kanka Akal Adası'nda stil değişikliğine gideriz. Çoraba gerek yok. Şapka var mı? Beyaz bir şapka var. Bizim şapkamız. Şapkamızı değiştirelim ama. Aslında ya böyle kalsın. Akal Adası'nda büyük ihtimalle vardır. Bir yer orada stil değişikliğine gideriz. Yeni ada yeni bir stil olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya linklerim Discord sunucumun linkiyle beraber açıklama kısmında var. Discord sunucumuza da bekleriz. Bunun dışında hashtag soruyorum etiketiyle yorum kısmında sorunuzu sorabilirsiniz videoda cevaplanması için. İyi gün geçirin. Ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.